Gel. Emre'cim gel. Emre yemeğe gidecek misin? Hangi yemek? Bu perşembe günü olan, hani Ateş Hoca'nızın ailesiyle olan. Orhan Hoca size söyleyecekti zaten. İşim olmaz İpek Hanım. O zaman benimle tıp balosuna gelebilirsin. Ha? Neden ben? Çünkü üç kuşak doktor yetiştirmiş bir ailenin ferdisin öncelikle. İşin de çok iyisin. Ayrıca hastanenin en havalı bölümünde çalışıyorsun. Bir de kıyafet gibi bir derdin yoktur diye düşünüyorum. Gardırobun ağzına kadar doludur. Efendim, bir saniye bekler misin? Ne diyorsun? Tamam. Smoking giymeyi unutma. Evet, dinliyorum şimdi. Hayır, 2017-19 aralığında istiyorum. Tamam da genel tabloda görünmüyor. Karamasını yapar mısın onu? Tamam, bekliyorum. Aha, baban seni yalnız bırakmış. Ne zaman gelsen burada olurdu. Yemeğe gönderdim. Bari birimiz sağlıklı kalsın değil mi? Hep böyle fedakardı. Benim okulum, benim geleceğim, benim düzenim hep bana göre yaşadı. Sen de onun yüzünü kara çıkarmadın işte. Derin nefes al. Ama hasta oldum. Evet, ama bu senin suçun değil. Ama o tatile gitmemeliydim. Öyle düşünme. Kim olsa tatile gitmek ister. Niye gitmeyecek bu tatile? Benim babam hiç tatil yapmadı. Hem evi geçindirme, hem benim okul ücretlerimi ödemek için sürekli çalıştı. Hep çalıştı. Bir kere de bıktım, yoruldum demedi. Kendinle babanı bir tutma. Tamam mı? Yani siz ne aynı yaştasınız, ne de aynı konumda. Parmağımı takip et. Annem öleli yıllar oldu. İstese evlenirdi de. Babaannem bir sürü alay buldu ona. Hiçbirini istemedi. Konuşmadık bu konuyu ama biliyorum. Yine benim düzenim bozulmasın diye. Bak, babanın tercihleri kendisiyle ilgili. Yani şöyle düşün, babam bütün bunları yapmasaydı sen okumayacak mıydın? Okuyacaktın. Evet ama... Ya da şöyle düşün, yani kimse kimseye mesela zorla trigonometri çözdüremez. Hem bunu istemen lazım hem de kafanın basması lazım, doğru mu? Evet. O yüzden babanın hayattaki tercihleri kendisiyle ilgili. Kendini suçlama, tamam? Ben geleceğim yanına. Teşekkürler. Oy. Nerede bu aranın iş yerin? Levent'te. Yolumun üstü gel, ben seni bırakırım. Oradan da eve geçerim. Olur. Yalnız şeye çok üzüldüm ya. Ne güzel şimdi böyle evine gidecektin. Pırıl pırıl o çamaşırlarını yıkayıp ısıcaktın tek tek, pırıl pırıl. Çok da hevesliydin ama. Dalga geçiyorsun bir de. Çok ayıp. Ay, vay be. İpektekine kavalyelik. Herkese nasip olmaz. Yalnız o da akıllı kadınmış. İyi giyineceğinden emin olduğu, yanına yakışacak birini seçti. Gerçi ben de seni seçerdim. Sen. Gelemedi be. O zaman sana bir soru. Bu mu? Yoksa bu mu? İkinci bence. Değil mi ya? Bence de ikinci. Zevkli adamsın. Ateş Ocağı'nın yemeği için kıyafet seçiyorum deme sakın Zeynep. Ha tamam, yok demem. Gel abi gel. Gel, yarım saattir bekliyoruz, hadi. Teşekkür ettim. Hepimizde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma oldu. Biz fazla içtik herhalde diye düşündük. Sizce Çınar'a olanların Gezi'yle mi bir ilgisi var? Bilmiyoruz. Peki, döndüğünüzden beri herhangi bir ağrı ya da sızı şikayetiniz oldu mu? Hayır. Ayak mantarım dışında bir şikayetim yok. Aa, görebilir miyim? Neyi?
ayağınızı. Fas'ta ayak mantarı gibi görünen yaygın bir parazit. Aslında ayağımda değil. Yani ben mantar mantardır sonuçta diye düşündüm. Kasıklarımda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.